Genel bilgiler video serimizin 3. videosu kaslar hakkında genel bilgi. En sonunda kısaca arter bel ve sinirlerden bahsedeceğim. Anatominin kasla ilgilenen alana biz miyoloji diyoruz. Kasın Latince ismi musculus. Nereden geliyor ismi? Mus daha önceden anatomisten fareye benzetmiş kasları. O yüzden mus fare demek oradan geliyor. Vücudumuzda 3 çeşit kas var aslında. Çizgili, düz ve kalp kası. Ben size daha çok çizgili kastan bahsedeceğim. Şimdi düz kas ve kalp kası bizim isteğimiz dışında çalışır. Çizgili kas ise istemli kaslarımızdır. İstediğimiz zaman kaslarımızı çalıştırırız. Peki her çizgili kas istemli midir? Hayır, bir istisnası var. Örneğin diyafragma. Bizim nefes almamızı sağlayan kasımızın adı diyafragmadır. Biz isteğimizle nefes alıp verebiliriz ama biz her saniye istekli bir şekilde nefes almıyoruz. Arka planda beyin sapında bir otomatı vardır. Uyurken ya da biz farkında olmadan sürekli nefes alıp veririz aslında. Düz kasta şöyle, düz kasa bir uyarı gelir. Örnek veriyorum, bağırsaklardaki düz kastan bahsediyorum. Yemek gelir, yemeğin geldiği uyarısı beyine iletilir. Beyin on düz kasa emir verir ve bu şekilde düz kaslar çalışır. Kalp kasında kendi otomatı var zaten. Kalp kası dolaşım sistemine göreceğiz. Beyin ölse bile eğer kalbe oksijen ve şeker gitmeye devam ediyorsa yani glukoz, kalp zaten çalışmaya devam eder. Beyin ölümü gerçekleşti diyen insanların bazen hala kalp kası çalışıyordur. İşte onun nedeni bu. Ben size çizgili kastan bahsedeceğim burada. Kasın yapısına bakalım. Bakın bu bir kas hücresi. Şu bir kas hücresi içindeki sarkomerleri görmekteyiz. Bir kas hücresinin adı miyosit. Bir miyositi saran yapı, bağ dokusunun adı endomisyum. Şimdi bunlar birleşik fasikülü oluşturur. Fasikülü çevreleyen bağ dokusunun adı perimisyum. Fasiküller bir araya gelerek kası oluşturur. Kası saran bağ dokusunun adı epimisyum. Aslında epimisyum fascia profunda'nın kasa doğru verdiği septumların oluşturduğu bir yapıdır. Kasın bölümlerinden bahsedeyim ise bir kasın karın bölümü vardır. Yani venter ya da gastrum, gaster bölümü. Bir de tendon kısmı vardır ya da aponeuros kısmı vardır. Ligamenta benzer bir yapısı vardır. Şöyle ben size aponeurosdan bahsedeceğim. Daha önceki anatomistler bu yapının sinirden kaynaklandığını zannetmişler. O şekilde isim vermişler. Yoksa nöronla hiçbir alakası yok. Aponeuros yani yassı bir şekilde sonlanmış. Bakın silindir şeklinde değil de böyle yayvan bir şekilde bitmiş. Bu palmar aponeuros yani avucumuzdaki aponeuros. Bunun aynısı ise ayak tabanında da var. O da plantar aponeuros. Tendon ise silindir şeklinde. Bakın mesela bisepsin tendonlarını görmekteyiz. Şu, şu ve şu. Bunlar bakın silindir şeklinde bitiyor. İşte bunun adı tendon. Burada da size origo ve insertio kavramlarından bahsedeceğim. Anatomistler kasların başlangıç ve bitiş noktası diye tendonlarını ayırmışlardır. Kime başlangıç, kime son demişler. Orijinden aklınızda kalsın. Orijin, origo başlangıç demek. İnsertio bitiş noktası. Şöyle isimlendirmişler aslında. Demişler ki kas kasılırken sabit kalan kısım orijin kısmıdır. Origo. Hareketli kısım insertio kısmıdır. Bakın biceps burada sabittir. Bu dirsek bükülür ve bu yaklaşır. İşte burası insertio. Aynı şekilde trisepsi düşünecek olursak. Bakın şuralar origodur. Triseps çalışırsa şunu şu tarafı getirir. Gördünüz mü? Origo ve insertionun isimlendirmesi bu. Origo ve insertio tamamen sabit midir? Aslında değil. Burada bir şeyden bahsedeceğim. Bakın, musculus levator scapulayı görmekteyiz, sağlı sollu. Bu kasın görevi aslında scapulanı şu şekilde yukarı ve iç tarafa çevirmek. Aslında şu okun bileşenleri nedir? Hem yukarıya hem de içe doğru çeker. Bu hareketi eğer amacı scapula yukarı ve içe doğru çekmekse burası nedir? İnsertio bölgesidir. Burası da orijin yani origo bölgesidir. Eğer amacı boynu omuz sabitken boynu laterale doğru yaklaştırmaksa yani eğmekse o zaman bunun origosu burasıdır. Çünkü burası sabit kaldı. Burası yaklaştı. Burası insertio bölgesidir. Şimdi her kas kemiğe yapışmak zorunda mı? Aslında değil. Mesela örnek veriyorum. Mimik kaslarımızın bir tarafı kemiğe yapışırken bir tarafı deriye yani cilde yapışık. Zaten bu sayede bize mimik sağlıyorlar. Cilde yapışık oldukları için. Biz bu kasları mesela mimik kaslarını kastıkça mimiklerimiz olur. Üzüntü, gülümseme gibi. Bir diğer bahsedeceğim terimler bursa ve vagina tendiniz. Bunların amaçları aslında tendonu korumak. Şöyle bir tendonun başka bir tendonla veya bir kemikle veya bir kıkırdakla sürtünmesini azaltmak için araya bursa koymuşlardır. Bursa içi dolu,
içi sıvı dolu yastıkçık demek. Vagina tendinis de eğer bir tendon birden fazla bölgesi ligamentlerle, kemikle veya kıkırdakla temas halindeyse o tendonu tamamen bir kılıf şeklinde sarılmış bir bağ dokusu aslında. Şekil üzerinde gösterelim. Bakın burada elimizin tendonlarını görmekteyiz. Ekstensör yüzü burası, burası sırt tarafı, burası iç tarafı. Burada bakın birbirleriyle, kemikle, kasla birçok etkileşim var. O yüzden vagina tendinis dediğimiz şu mavi böyle korunmuş yani tamamen sarmış kılıf gibi. Bunlar aslında bazen zarar görebiliyorlar aşırı egzersiz veya travma nedeniyle infeksiyon kapabiliyorlar veya o zaman tendinit oluyor. Tendinit olunca da çok ağrılı, el hareketlerimiz çok ağrılı oluyor. Bursa'dan bahsedeyim. Bursa'da şöyle içi sıvı dolu yastıkçık demiştim. Burada mesela bakın şuradaki ligamentler aralarında oluşmuş bir yastıkçık koruyor. Bir yastık görevi görüyor. Bakın burada bisepsin neyini görüyoruz? Uzun başını görmekteyiz. Vagina tendinisi var. Neden? Çünkü tendonu kemikten ve ligamentlerden korumak istemiş. Bu da aşırı egzersiz, travma ya da bir infeksiyon, yaralanma sonucu infeksiyon kalabilir. Bu bizim bursit diyoruz. Kişi bursit olduğu zaman omuz bölgesindeki hareketleri çok iyi yapamaz. Ağrılı yapar. Hatta hareket ettirmek istemez çoğu zaman. Bakın bu da bir bursa. Kasları biz isimlendiriyoruz şekillerine göre. Başlarına veya karın sayılarına göre, yapılarına göre, bulundukları yere göre, yapışma yerlerine göre, yönlerine göre, büyüklük ve küçüklüklerine göre isimlendirebiliyoruz. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela bakın şunun şekli fusiform yani i şeklinde olduğu için fusiform denmiş mesela. Muscus fusiformis diye bir kasımız var. Şu mesela kanat şeklinde pennatus kanat demek. Burada iki taraf olduğu için bipennat. Bu da onun yarısı olduğu için unipennat ya da semipennat, semi yarım demek, yarım kanat şeklinde. Bunun iki başı var mesela biceps. Bunun üç başı var triceps. Bakın bu dümdüz olduğu için rectus. Bunun iki tane karnı var diye, şöyle göstereyim. Digastric. Şu düz, düz olduğu için rectus. Dümdüz çünkü şöyle. Şu da mesela testere dişi gibi. O yüzden serratus denmiş. Serratus testere dişi demek. Birkaç tane örnek vereyim karın kasları üzerinden. Bakın az önce göstermiştim rectus. Bu bizim musculus rectus abdominis kasımız. Şu geliştirilince erkekte de baklavalar görünüyor ya. İşte o kasın, işte o görüntüyü sağlayan kas bu kas. Musculus rectus abdominis. Herkeste var aslında. Onlar geliştirdikleri için görünür hale geliyor. Bakın şurada bir kas daha var. Şöyle lifleri şu şekilde. Eğik yani. Oblik diyoruz. Eğik. Latince eğik, oblik demek. Bu kası da musculus obliquus demişler. Bunun aynısından içeride de var. Şu. Şunun da yönü şöyle. Buna da internus, buna externus ismi vermişler. Yani bunun kası, bu kasın adı musculus obliquus externus. Bu da içeride olan musculus obliquus internus. Bir de abdominal bölgede oldukları için en arkada bir de abdominal ismi yapıştırmışlar. Bayağı uzun bir kas ismi oldu. Yani musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis. Daha iç tarafta bir tane daha kas var. Şöyle, bakın lifleri şöyle dümdüz. Yani burayı tamamen kaldırdığınızda, kas tamamen gördüğünüzde şöyle. Lifleri şu halde olduğunu göreceğiz. Transvers bir seyir izlediği için bu isme de musculus transversus abdominis demişler. Bakın burada testere dişlerini görmekteyiz. Serratus anterior. Aynısından arkada da olduğu için bu ismi almış. Bu anteriordaki serratus kası. Bir de arkada var. Musculus pectoralis kasına bakıyoruz. Bu onun mayor, büyük olan. Neden bu ismi almış? Çünkü göğüs bölgesinde bulunan bir kas olduğu için. Bakın bulunduğu bölgeye göre ismini almış. Musculus pectoralis major. Bunu kaldırsak minörü de göreceğiz. Bu şekilde. Zaten kaslar hakkında konuşurken tek tek söylerim ben. Kaslarla ilgili açıklamam gereken birkaç terim var. Mesela izotonik kasılma nedir? İzometrik kasılma nedir? Genelde bunlar karışır. Şimdi şöyle, biz lisede şunu öğrenmiştik. Bir hücre... Hücrenin sahip olduğu yoğunlukla aynı yoğunlukta bir ortama koyarsak biz o ortamı izotonik ortam diyorduk değil mi? Yani tonusu aynı kalacak. Şimdi tonusu, kasın tonusu aynı kalırken kası kasarsanız kasın boyu kısalır. Tonusu aynı kalacak ya. Kasın boyu kısalacak. Eğer metre, eğer uzunluğu aynı kalacaksa bir kası kasarken boyu aynı kalacaksa o zaman onun tonusu artar. Umarım iyice açıklamış olmuşumdur. Daha da kafanızı karıştırmamışımdır. Bir sonraki terimlerimiz prime mover, sinerjist kas,
antagonist kas ve fixator kas. Prime mover kasımız bir hareketi yaptıran asıl kasımız. Ona yardımcı kaslarımızın adı sinerjist kas. Onlara antagonist görev gören, yani tam tersi, tam zıttı iş yapan kasımızın adı antagonist. Bir de fixe, eklemi fixe eden kasların adı da fixator kas. Bir örnek üzerinden göstereyim. Şimdi ben dirsek eklemine hareket ettirmek istiyorum. Flexion yaptıracağım. Flexion yaptıran asıl kasımızın adı musculus brachialis, şu kas. Buna yardımcı olan kas kim? Musculus biceps brachialis, şu kas. Yani bu onun sinerjisti oldu. Bu ne oldu? Prime mover oldu. Bu onun sinerjisti oldu. Şimdi bir de bunun antagonisti var. Antagonistler aslında hareketi daha dengeli yapmak için var. Ve aşırıya kaçmasın diye var. Bu da triceps kasını görmekteyiz. Bu da tam ekstansör kas görevini görüyor. Bu kasların antagonisti olmuş oluyor. Ben dirsek eklemine fleksiyon yaparken omuz eklemini fikse etmem gerekir. İşte omuz eklemini fikse eden kaslar da biz fixator kaslar diyoruz. Bu şekilde bir örnek üzerinden hepsini anlatmaya çalıştım. Prime mover'umuz brachialisken, sinerjist yani ona yardımcı olan kas biceps. Bunlara antagonist olan kas triceps. Bir üst eklemi fikse eden kaslar da fixator grup oluyor. Arter ve venden bahsedeyim kısaca. Zaten yeri gelince anlatacağım. Şimdi biz kalpten çıkan damarlara arter diyoruz. Lisedeki atar damar aslında. Bakın sol kalpten çıkan damarı görmekteyiz şu an. Sol kalpten çıkan damarlar içerisinde oksijenden ve glukozdan zengin kan taşırlar. Bakın bu aortumuz. Aortun bir kavisi var şurada. Burada gördüğünüz tüm damarlar arter. Vücut bu kanı kullandıktan sonra kılcallara dönüşüyor arter, sonra vene dönüşüyor. Dokulardaki kanı taşıyan, kalbe doğru taşıyan damarlarımızın adı da ven. Sağa doğru taşınır. Vücudumuzdaki çoğu kan. Akciğerden geri gelen kan nereye taşınır? Sol tarafa. Zaten yeri gelince zaten dolaşımda daha detaylı anlatacağım. Bir de sinirlerden bahsedeceğim kısaca. Sinir sistemimiz merkezi ve periferik olarak ikiye ayrılır. Beyin, beyincik, beyin sapı, omurilik bizim merkezi sinir sistemimizdir. Yani emir komutasıdır. Bunları organlara, uyarıları, emirleri organlara götüren sinirlerimiz de periferik sinir sistemleridir. Bakın burada. Mesela üst ekstremitenizi hareket ettirmek istediğimiz zaman bu sinirleri kullanıyoruz. Alt ekstremitenizi hareket ettirmek istediğimiz zaman beyin bu sinirler vasıtasıyla buraya emir götürür. Mesela burada bir kesi olsa bu sinirin inerve ettiği hiçbir kası kullanamazsınız. Sinirler de böyleydi. Genel bilgiler videolarının şükür sonuna geldik. Bir sonraki video size üst ekstremite hakkında video çekeceğim. Genel bilgiler şükür bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.